Tarçın özellikle kış aylarında çok kullanıyoruz tarçını, ancak alırken dikkatli olmanızda yarar var. Piyasadaki Vietnam tarçını sağlığı tehdit ediyor efendim. Zehirlenmelere, hatta karaciğer yetmezliğine bile sebep oluyor. Peki diyeceksiniz ki nasıl ayırt edeceğiz? Vietnam tarçını nedir? Alırken neye dikkat etmemiz gerekiyor? İşte bu soruların yanıtlarını sizin için derledik. Hangisi sizce daha sağlıklı bir tarçın? Bence bu daha sağlıklı. Şöyle bir bakayım ben. Bana şu bir miktar daha tüketilir gibi geliyor. Şu bence. Rengi ve kokusu iyisini ayırt etmeye yetmiyor. Bitkisel olunca zararsız diye düşünülse de işin aslı öyle değil. Kumarin bir zehirdir. İnsan sağlığı için tehlikelidir. Karaciğer üzerine toksiktir. Kanama bozukluğu yapar. Kanın pıhtılaşmasını engeller. Sağlıklı tarçın doğru tüketildiğinde kan şekerini düşürüyor. Vücuttaki mikropları öldürüyor. Antioksidan özelliğiyle gençleştiriyor. Çubuk daha faydalı. Ben çayın içine koyup içmeyi çok severim. Evet, doğru tarçını buldunuz. Kıvrımı çok ve ince kabuklu. Kaliteli tarçının gözle bakıldığında anlaşılması çok zor, ancak alırken çubuk tarçın üzerinde dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları var. Eğer aldığınız tarçın büyük kıvrımlı ve kalınsa, üzerinde de hafif bir tortu varsa bu tarçın kaliteli bir tarçın değil. Toz tarçından hiçbir şekilde ayırt edemezsiniz. Tarçının özelliği üretildiği ülkeye göre değişiklik gösteriyor. Bizim ülkemizde şu anda yaygın olarak satılan Vietnam veya Endonezya'dan gelen tarçınlar başka bir tarçın ağacı türünün kabuğundan yapılır. Ve bunlar maalesef yüksek derecede zararlı madde olan kumarin içerir. Kumarin Ceylan tarçınında çok düşük oranda bulunurken Vietnam tarçınında Ceylan tarçınının 70 katı kadar bulunabiliyor. Bizim baharat olarak kullandığımız en kıymetli, en kaliteli tarçın Ceylan tarçını dediğimiz tarçın. Tarçının raf ömrü 1 yıl. Uzmanlar bitkisel ürünlerin kapalı ve ambalajlı alınması konusunda uyarıyor. Tarım Bakanlığı tarafından üretim izni olmasına ve bunun isminin hem Türkçe hem Latince hem İngilizce üzerinde yazılı olmasına dikkat edin.